Herkese merhabalar. İntegrem Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Eda Karada. Dolar TL'de 2.94-2.95 seviyelerindeyiz. Açıkçası şu anda 2.94 üzeri kalıcı seviyelerde biraz daha zorlandığını görüyoruz. Bizim içeride siyasi tarafta tam anlamıyla tansiyon durulmuş değil. Sadece geçtiğimiz hafta Davutoğlu'nun siyasi istikrarı koruyucu mesajları bir miktar yurt içi piyasaları rahatlatmıştı. Ancak 22 Mayıs'ta olağanüstü kongreye kadar olan süreçte yine siyasi cepheden gelebilecek olan açıklamalar, aynı zamanda 22 Mayıs kongrenin sonucunda hem yeni başbakan hem yeni kabine, oldukça yine hareketli günler bizi bekliyor olacak. Buradaki belirsiz tablodan kaynaklı olarak da haliyle kurda hala tam olarak rahatlama oluşmuş değil. Bu anlamda yukarı yönlü riskleri barındırmaya devam ediyor. Şimdilik 2.90'ın üzerinde kalması zaten önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğinin sinyali olarak karşımıza çıkmakta. Şu an için 2.94-2.95 üzeri kapanışlar dolar TL'de 2.97 ve 2.98 direnç noktalarına doğru yukarı yönde ivmelenmesine neden olabilir. Bizim dolar TL tarafında aşağı yönlü hareketlerin başladığını söyleyebilmemiz açısından 2.90 desteğinin altında günlük kapanışlar görmemiz gerekecektir. Haftanın geri kalanında baktığımız zaman ABD cephesinden yine Fed üyelerinin açıklamalarını takip ediyor olacağız. Yurt içinde de açıkçası şu an için açıklanacak majör bir veri takvimi bulunmuyor. Fed üyelerine baktığımız zaman ise onlarda da Haziran ayına yönelik faiz artırımında hala bir canlı ihtimal olduğunu vurgulamaya devam ediyorlar. Piyasalar Fed'in ne zaman faiz artışına devam edeceği konusunda hala belirsizliğini koruyor. Bu da haliyle Fed üyelerinin açıklamaları bir miktar piyasalarda şekilleniyor diyebiliriz. Çünkü bu ay özellikle Mayıs ayı bizim için önemli olacaktır. Çünkü Mayıs ayında Fed'in toplantısı yok. Fed'in bir sonraki toplantısı Haziran ayında bulunuyor ve Nisan-Haziran toplantıları arasında kalan Mayıs ayında ise ABD'den gelecek olan ekonomik veriler oldukça önemli. Eğer beklentileri karşılayan ve oldukça iyi gelen ABD verileri Haziran ayına yönelik faiz artırım kapısını biraz daha açabilir. Bu anlamda bu ay takip edilecek ABD verileri önemli olacaktır. Son olarak endekse bakalım. Endekste 77 binlerden gelen tepki alımlarıyla 78 binlerdeyiz şu anda. Ve bakıldığı zaman açıkçası 80 binler bizim için şu anda karşımıza çıkıyor. Ama 80 binlerin üzerine yerleşmesi biraz daha zor gibi gözüküyor. Çünkü az önce de belirttiğim gibi siyasi taraftaki hava tam anlamıyla dağılmadığı müddetçe bizim endeks üzerinde de baskı oluşturmaya devam edebilir. Şimdilik 77 bin bölgesi bizim için destek konumunda. Eğer endeks 77 bin bölgesini kırmayı başaramazsa hala yukarı yönlü riskleri barındırmaya devam edebilir. Herkese iyi günler dilerim. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.